Öğretmenlere merhaba, ben Esen Sanlı. Yalnız Değilsin serisinde öğren psikolojide mini deneme 2'deyiz arkadaşlar. Sorularda görmüş olduğunuz gibi bir deneme kıvamında, yani 12'şer sorudan oluşmaktadır. Soruya baktığımızda öğretmenlerin bir Thorndike sorusuyla karşı karşıyayız. Hatırlayalım, Thorndike'ın tepki analojisi organizmanın benzer yerlerde benzer tepkiler vermesiydi. Şiki şiki baba örneği anlatmıştık. Etki yasasında ise öğretmenlerim, bak etkinin yayılması değil, etki yasasında ise diyordu ki pekiştirmeyi kullanın, öğrenmelerde haz yaratır, etkilidir ama cezayı kullanmayın diyordu. Tekrar yasasında ise tekrar tek başına yeterli değildir, bununla ilgili geri bildirimler de vermek gerekiyor diyordu. Hazır bulmuşluk kavramında ise organizma eğer hazırsa bunu engellemeyin diyordu. Hazır değilse de organizmayı zorlamayın diyordu. Tepki çeşitliliği ise öğretmenlerim, bir problemi çözmek için birden fazla tepki ortaya koymamız, örneğin diyelim benim şu an elimdeki tablet çalışmadı. Ben bunu aldım, kapattım, açtım, fişi taktım, çıkardım, değil mi? Ne yapıyorum burada? Tepki çeşitliliği ortaya koymaya çalışıyorum. Lise giriş sınavlarında öğrencilerin kendi okullarına sınava girmeleri sağlanmıştır. Öğrencilere bu durum sorulduğunda kendilerini normal yazılıda rahat hissettiklerini söylemişlerdir. Sınavın öğrencilerin kendi okullarına yaptığında daha rahat olmaları. Niye? Benzer bir durum, öyle değil mi? Çocuklar sınava girmeyi kendi okullarında öğrenmişlerdir. Kendi okullarında gençler sınava girmesi, evet, benzer bir durumda benzer bir tepkiye, rahatlığa sebep olması bizim için tepki analizi olmuştur. Yine bir Thorndike sorusu arkadaşlar. Teknik direktör altyapı sorumluluğuna getirildikten sonra istediği davranışları yapan çocukları ödüllendirmiş, istediğini yapmayan çocukları ise cezalandırılmıştır. Hatırlayalım. Evet, pekiştirme ve ceza Thorndike'da hangi kavram için geçerliydi? Etki yasası kavramı için geçerliydi. Bu nedenle öğretmenlerim, sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. KPSS hazırlık döneminde KPSS haberlerine, DGS öğrencisi DGS haberlerine, YKS öğrencisi YKS haberlerine karşı daha duyarlıdır. Bu durum algıda seçiciliği ifade etmektedir. Biz o uyarıcıyı seçeriz arkadaşlar. Şimdi mesela kitapçıya girdiğinizde gözünüze ilk çarpan kitap hangi kitap? KPSS kitabı, öyle değil mi? Ya da annen ta mutfakta iş yaparken salondaki atama böyle ta oradan kulak kabartıyor. Nasıl yapıyor bunu? Algıda seçiciliktir. Geldik şimdi bir diğer soruya. Ayfer öğretmen öğrencilerine bir ay boyunca ne işleyeceği, nasıl işleyeceği, nerelerden sorular soracağını söylemiştir. Bak şimdi, evet, burada ne yapıyor öğretmenlerim? Burada gençler, öğretmen derse geldi, konuyu anlattı, ne yapacağını söyledi. Bunlar bilgi işleme kuramında dikkat ifadelerdi. Demiştik ki öğretmenlerim, dikkat edilmeyen bilgi kısa süre belleğe gönderilmez, işlenmez, depolanmaz ve geri getirilmeyecektir arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda öğretmenlerim, Sokrates öğretmenlere der ki, öğrencilere bir şey öğretmenin, onların düşüncelerini sağlayın, öğretmeyin, onlara düşünmelerini sağlayın. Onları düşünmeye çabalarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler ve bir çaba sonucu öğrenilen bilgi kalıcı olur, asla silinmez diyor. Dostlar, Gestalt kuramında biliyorsunuz üretici düşünme diye bir kavramımız vardı. Wertheimer'ın ortaya attığı bir kavramdı. Burada bir A tipi öğrenmeler, çözümler, bir de öğretmenlerim B tipi öğrenme ve çözümler bulunmaktaydı. B tipi olanlar ezbere dayalı olan öğrenmelerde kullanmayın diyordu. Ancak A tipi olan, yaratıcı olan, kavrayarak erişilen öğrenmeleri ifade ederdi. Hatta bunlara geçiş ani ve tamdı. Hatasız, pürüzsüz olanlardı. Transferi kolaydı. Öyle değil mi? Bu nedenle öğretmenlerim, sorumuzun doğru cevabı A şık olmuştur. A tipi öğrenme diye sormaz ÖSYM'e, kavrayarak öğrenme diye sorar, içgörüsel diye sorar, seziş yoluyla sorabilir arkadaşlar. Aklınıza bunlar gelmesi iyidir. Evet, beklediğim bir ÖSYM sorusu, bandura sorusu arkadaşlar. Şıkları da keza koymaya çalıştım kavramları. Dolaylı öğrenme başkasından öğrenmeydi. Karşılıklı belirleyicilik bireyin çevreyi, çevrenin de bireyi etkilemesiydi. Mesela ben şimdi sınıfa girsem, sinirli şekilde girsem, bağırıp çağırarak girsem, bir de az daha gevşek girsem, senin davranışların değişir. Bu benim seni etkilememle ilgilidir.
Öngörü tahmin edebilme kapasitesidir. Sembolleştirme, dikkat ile alınan bir verinin, bilginin zihne yerleştirilmesidir. Öz yargılama ise bireyin kendini eleştirmesi, sorgulamasıdır. Bireyin zihinde var olan şemaları kullanarak olası muhtemel durumlar hakkında yorum yapması. Bak, olması muhtemel. Değil mi? Burada gençler ne yapıyor? Tahminlerde bulunuyor. Yani bu da bizim için öngörüyü ifade edecektir. İleri görüşlü insanların da öngörü kapasitesi iyidir arkadaşlar. Örnek, ÖSYM sorusu, geldikleri gibi giderler. Evet, geldik şimdi bir diğer soruya. Noktalı yerlere ne getirilir diye sormuş bana soruda. Uzun süreli bellekteki bir bilgi kısa süreli belleğe geri çağırmaya ne denir? Bak, bilginin geri çağırmasına hatırlama adı verilir. O halde attım arkadaşlar. Bu bilgiyi geri getirememeye unutma adı verilir. Atamadım. Evet. Tüm bu süreçler, yani bilginin hatırlanması, geri getirilmesi, bütün bu işlemleri yapan belleğimiz de arkadaşlar bizim için kısa süreli bellek olacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı Denizli'dir. Kısa süreli bellek aktif olan, çalışan, işleyen bellektir. Ancak uzun süreli bellek ise pasif bellektir. Tamamen depodur arkadaşlar. Öğretmen ve sınıf etkileşimi içinde yukarıdan atılan durumların oluşması hangisiyle ilgilidir diye sormuş bana soruda. Güçlü bir öğretmen sınıfını tamamen kontrol altına alabilir. Yeterli bir sınıf öğretmenin anlatımı üzerinde etkili olabilir demiş. Öğretmenin tavrı, tarzı, değil mi? Sınıfı etkiler diyor. Yani öğretmenin davranışlarının sınıfı, yani çevreyi etkilemesi bizim için karşılıklı belirleyicilik kavramına örnektir arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda kolanın içine ekşi tadından dolayı çocuğun kola içmeyi bırakması. Aslında buradan gençler var ya, soruyu çözeriz. Niye? Kolayı demek ki seviyor. İçine istenmeyen bir şey ekleniyor. Organizmanın istenilen bir şeyin içerisine istenmeyen eklenmesi, onu itmesi, bu durum gençler itici uyarıcı koşullanmayla ifade edilirdi. Zıt tepki ise bunun tam tersiydi. Örneğin çocuk süt içmiyor, ne yapıyorduk? Sütün içerisine sütü çikolatayla veriyorduk. Yani istenen bir durum yaratıyorduk. Burada ise istenmeyen bir durum yarattık arkadaşlar. Tam tersi, istenmeyen içine isteyen eklemiştik. Evet, bir de karşıt koşullanma vardı hatırlarsanız. Orada ise örneğin sen öğrenme dersini sevmiyorsun. Niye? Atıyorum, Ahmet Hoca'dan dolayı öğrenme dersini sevmiyorsun. Sevmiyorsun. Daha sonra daha medyatik, fit, popüler olan Hasan Hoca derse girdiğinde artık öğrenme dersini sevmeye başladın. Burada uyarıcılar değiştirilir ve duygu değişim meydana gelecektir. Bu da dostlar bizim için karşıt koşullanma olacaktı. Evet, geldim şimdi öğretmenlerim. 10. soruya. Klasik koşullanmaya göre 6. cis. Çocuğun kaydıraktan kayabilmesi hangisiyle gerçekleşmiştir? Babası kızını parkta götürdüğünde kızının kaydıraktan korktuğunu görmüştür. 6. cis abi, korku aklıma Watson geldi. Bu korku yenmesi için önce kaydırakla ilgili oyunların oynandığını, çizgi filmler seyrettirmiş, sonra parkta kaydırakla oynayan çocukları göstermiş, sonra kendi hikayelerini anlatmış ve kaydırağa binmesini sağlamıştır. Çocuğun korkusunu yenmesi için bu şekilde adım adım izlemiş olduğumuz yöntem sistematik duyarsızlaşma yöntemidir arkadaşlar. Doğru eşik yöntemine benzerdir. Farkı şu, sistematik duyarsızlaşmada uyarıcı bütün haldedir. Yani çocuk parktan korkuyor, değil mi? Bak, parkın filmini izliyor. Oradaki park hala bütün halde. Parkta oynayanları dışarıdan izliyor. Hala parkı bütün görüyor. Peki eşik olsan orada parça parça vermek gerekiyor. Örneğin parkta önce salıncağın demirini gösterdik. Sonra oturduğu plastiği gösterirdik. Sonra atıyorum işte gaydıran ucunu gösterirdik. Yani parça parça olması gerekiyordu. E hocam, kademeli yaklaşmayla karışıyor. Bu çok saçma gençler. Hakikaten çok saçma. Hiçbir alakası yok. Bir defa kademeli yaklaşma edimsel koşullanma ile ilgilidir. Klasik koşullanma değil ki. Ve kademeli yaklaşmada organizmaya biz psikomotor bir davranışı öğretmeye çalışırız. E burada yine korku yeniyor. Alakası yine yok psikomotorla.
Aynı zamanda kademeli yaklaşmada organizmaya ne yaparız gençler? Her bir adımda pekiştirme uygularız. Burada öyle bir şey de yok. Bu nedenle evet, isim benzerliğinden dolayı sakın buraya gitmeyin. Hangisi öğretmenlerim? Bilgi işleme kuramına göre yanlış bir bilgidir. Duysal kaydın kapasitesi sınırsızdı, doğru. Ancak burada bilgi depolanmazdı. Uzun süreli bellekte herhangi bir işlemden geçmez. Evet, pasif bellekti. İşlem yapan bellek kısa süre bellekti. Kısa süre bellek duysal kayıt ve uzun süreli bellekteki bilgiyle ilişkilendirir. Zaten arada değil mi? Duysal kayıt, kısa süre bellek, uzun süre bellek doğrudur. Uzun süreli bellek sınırsız kapasiteye sahiptir. Güzel. Bilgi yok olmaz. Geri getirmede sorunlar oluşabilir. E şıkkı. Kısa süre bellek bilgileri dikkat yoluyla uzun süre belleğe göndermez. Kısa süre bellek uzun süre belleğe bilgileri tekrarla, aktif katılımla, kodlama anlamlandırmayla ya da bellek destekleyici ipuçlarıyla gönderir. Dikkat ise bilginin duysal kayıttan kısa süre belleğe geçmesini sağlar. Bu nedenle sorunun cevabı E şıkkı olmuştur. Hangisi Prag-Nans yasalarına göre, yani Gestalt'ın yasalarına göre? Evet, tanımlardan yanlıştır diye sormuş. Bakalım şimdi be. Renk, doku, cinsiyet bakımından birbirine benzeyen öğeleri bütün olarak algılamak bizim için benzerlik esasıdır, doğrudur. Organizma anlamca birbirine yakın olan nesneleri bir bütün olarak algılaması, yan yana olan şeyi birlikte algılamamız yakınlık ilkesidir, doğru. Organizmanın eksik etkinlikleri, şekilleri yerine bir bütün algılanması tamamlamadır. Eksik olanları biz ne yaparız? Tamamlayarak algılarız. Bu nedenle süreklilik değildir arkadaşlar. D şıkkı, bütün şartların eşit olması durumunda en sade olanın önce algılanması basitlik ile ilgilidir. Evet, doğru. Organizmanın dikkat çeken uyarıcıyı ön plana çıkarması şekil zemin ilişkisiyle ilgilidir. Bu nedenle E şıkkı da doğrudur. Yani sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olmuştur arkadaşlar. Öğretmenlerim, denemenin sonuna geldik. Burada size Yediklim Yayınları'ndan çıkarmış olduğumuz kare kodlu bir soru bankamızı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen bir dakikanızı alacağım. Yani çok bence Türkiye'de ilk defa yaptığımız için ben bunu önemsiyorum. Size de çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Açtım buradan soru bankamızı öğretmenlerim. Şimdi mesela bu testin sonuna geldik. Test bitti. Ardından burada bir kare kodumuz var arkadaşlar. Telefonumu da alayım şuradan. Evet, kare kod öğretmenlerim. Bakın şöyle okutayım isterseniz. Görünüyor mu Serkan Hocam? Buraya tıkladım öğretmenlerim. Evet, tıkladıktan sonra. Öğretmenlerim merhaba. Ben Esam. Şöyle mi? Evet, bakın dostlar. Testimizde beraberiz arkadaşlar. Bu kare kodlu bir... Ben birkaç saniye bir şey söylemek istiyorum. Evet, kare kodlu öğretmenlerim, soru bankası herhalde Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Katkı sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.